Roketsan öz kaynaklarını kullanarak 2014 yılında Teber adını verdiği güdüm kitinin geliştirme çalışmalarına başladı ve 4 yıllık süreçte tüm testleri tamamlayarak ilk ürünleri 2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etti. Teber, 500 libre sınıfında olan MK-82, MK-82T, Sert-82 bombalarına ve 250 libre sınıfı MK-81 bombalarına takılabiliyor. 500 libre sınıfı mühimmata takıldığında bombayı güdümlü hale getirip Teber 82 adını, 250 libre sınıfına takıldığında da yine bombayı güdümlü hale getirip Teber 81 adını alıyor. Teber 81, 2.1 metre uzunluğa ve 155 kilogram ağırlığa sahipken, Teber 82, 2.6 metre uzunluğa ve 270 kilogram ağırlığa sahip. Roketsan, Teber'i geliştirirken daha önce geliştirdiği Cirit ve Leumtas lazer güdümlü füzelerden de azami oranda faydalandı. Modüler bir tasarıma sahip olan Teber, güdüm komplesiyle kontrol komplesinden oluşan kuyruk kiti ve lazer arayıcı başlıktan meydana geliyor. Teber, ataletsel ölçü birimi, küresel konumlama sistemi ve lazer güdümlerini tek tek, bir arada veya kullanıcı isteğine göre şekillendirilen konfigürasyonlarda kullanılabilme avantajına sahip. Kitli mühimmat 3G manevra yapabiliyor ve tam konfigürasyonla 3 metre altı cep değerini yakalıyor. Teber'le sabit hedefler ve hareketli hedefler vurulabiliyor. Kit takılı mühimmat azami 28 kilometre menzile ulaşmakta. Teber sadece savaş uçaklarında değil, insansız hava araçlarında da kullanılacak. Bu kapsamda 10 Eylül 2020'de Aksungur SİHA'dan Teber atışı gerçekleştirildi ve hedef başarıyla vuruldu.